İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Nikol Paşinyan başkanlığındaki heyet Beyrut'ta. ABD'li diplomat Artsakh'ın müzakere masasında dönebileceğini dışlamadı. Türkiye İdlib'le ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirmiyor. Trump-Putin görüşmesi Kasım ayında olası. Sergey Shoigu, Suriye güçleri Rusya'nın yardımıyla 3 yıl içerisinde silahlı İslam Devleti güçlerini hezimete uğrattı. Tanınmış Türk keman virtüözcü Ara Güler anısına Gomidas'ın gurungunu yorumladı. Armen Press'in Lübnan Ulusal Basın Ajansı'na dayandırarak verdiği habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan başkanlığındaki heyet Beyrut'ta. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ın başkanlık ettiği heyet 20 Ekim akşamı çalışma ziyareti çerçevesinde Lübnan'da bulunuyor. Nikol Paşinyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Başbakan Vekili Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüşmelerde bulunacak. Nikol Paşinyan'ın Lübnan Ermeni toplumunun temsilcileri ve Kilikya Katolikosu 1. Aram'la görüşecek. Ayrıca Beyrut'taki Ermeni ruhani kültürel merkezlerini, eğitim kurumlarını ziyaret edecek. Agit Mis grubunun eski ABD'li eş başkanı Kerry Cavano, Ermeni haber ajansı News AM'e yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Artsakh'ın müzakere sürecine katılmasının kabul edilemez olduğunu ilan etse de ben böyle bir olasılığı göz ardı etmiyorum, dedi. Onun sözlerine göre kendisinin Amerikalı bir diplomat olarak çalıştığı ve İsveçli diplomat Jan Eliasson liderliğindeki süreçte hem Ermeni hem de Artsakhlı hem de Azeri topluluklardan yetkililer Agit Mis grubuna düzenli olarak katılıyordu. Cavano, Minsk konferansı ilkesel olarak görev yetkisini başka hiçbir yoruma meyil vermeden yalnızca çatışmanın taraflarını belirtiyordu. Sonuç olarak Roma'da bu sürecin başında bazı problemlerle karşı karşıya kalındığını fakat zaman içerisinde Minsk grubu eş başkanları ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kendi görüşlerine göre her yönüyle tüm taraflara el verecek politik bir çözüme ulaşabilecek formatlarda katılmaya başladığını vurguladı. Onun görüşüne göre Ermenistan'ın eski devlet başkanı Robert Koçaryan Artsakh Ermenilerinin bakış açısını en iyi bir şekilde sunacağından hiç kuşku duymamış. Değil mi ki Koçaryan, Stepanakert'te doğmuş, büyümüş ve eğitim almış. Onun belirttiğine göre Minsk grubu eş başkanları Stepanakert ve diğer bölgeleri ziyaret ederek Ermenistan ve Azerbaycan mülteci toplulukları ile görüşmelerde bulunarak tüm taraflarla ilişkiyi korumaktadır. Eğer amaç barış ihtimalinin güçlendirilmesi ise tarih Minsk grubunun faaliyetlerinin esnek olduğunu göstermiştir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 18 Ekim'de Valda Tartışma Kulübü'nün genel kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye, Ankara ile Moskova arasında İdlib'le ilgili imzalanan Soçi Anlaşması'ndaki kendi sorumluluklarını daha yerine getirebilmiş değil dedi. Rusya Başkanı, Türkiye anlaşmadan doğan kendi sorumluluklarını yerine getirmedi ama biz onların yerine getirmeye çaba sarf etmekte olduklarını görüyoruz. Sorunlar kolay değil, tam karşıtı her şey çok zor. Türk tarafının silahlardan arındırılmış bölgede bir sahra hastanesinin inşasına başladığını da vurguladı. Rusya ve Türkiye yeni bir gerginliğin içerisinde bulunabilir. Çünkü Moskova ve Ankara arasında İdlib'in istikrarı için varılan anlaşmanın bir garantisi bulunmuyor. İdlib bölgesindeki durumu istikrarlı kılmak için 17 Eylül'de Rusya ve Türkiye arasında silahla arındırılmış bölge oluşturma konusunda bir anlaşmanın imzalanmasından bir ay sonra bu bölge yeni askeri faaliyetlere başlama sinyalleri vermektedir. Bloomberg'in belirttiğine göre üst düzey bir ABD yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bu yıl Paris'te ya da Buenos Aires'teki G20 zirvesinde buluşacağını söyledi. Paris'teki görüşme, Fransa'daki 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümüne adanmış faaliyet sırasında olabileceği açıklığa kavuşturuldu. Bundan başka iki ülke liderlerinin 30 Kasım'da başlayacak olan Buenos Aires'teki G20 zirvesinde de görüşmesi olasılık dahilinde. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu yaptığı açıklamada Suriye güçleri Rusya'nın yardımıyla 3 yıl içerisinde silahlı İslam Devleti güçlerini hezimete uğrattığını ifade etti.
Güneydoğu Asya Birliği Savunma Bakanlarının 5. toplantısı sırasında Rusya Savunma Bakanı şu anda Suriye Hükümet Ordusu'nun ülkenin büyük bir kısmını kontrol ettiğini belirtti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı şu anda Suriye Silahlı Güçleri nüfusun %90'ının yaşadığı bölgeleri kontrolleri altında tuttuğunu söyledi. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde şu an itibariyle 87.500'den fazla terörist öldürüldü. 1411 yerleşim yeri ise kurtarıldı. Başar Esad'ın Rusya Başkanı Vladimir Putin'den yardım istediği açıklamasından sonra Rusya'nın 30 Eylül 2015 tarihinden itibaren Suriye'ye askeri destekte bulunduğunu hatırlatalım. Tanınmış Türk kemancı virtüöz Cihat Aşkın, vefat eden İstanbullu Ermeni fotoğrafçı Ara Güler'in anısına Gomitas'ın tanınmış Grung adlı eserini yorumladı. Bu haberi Aşkın kendi Facebook sayfasında Ara Güler'e başlığıyla duyurdu. Türkiye'de yaşayan Ermeni ve diğer milletlere ait aydınlar, toplum bilimciler ve sanat aktivistleri, gazeteciler ve sıradan İstanbullu Ermeni toplumu üyeleri internet ortamında Güler'le bağlantılı eski ve yeni anılarını anlatmakta, efsanevi fotoğrafçının kaybı için üzüntülerini ifade etmektedirler. Hemşinli Ermeni aydın Cemil Aksu ise Ara Güler'in daima unutulmuşların, ezilenlerin ve o hiç anlatılmayan insanların hikayelerinin fotoğrafını çektiğini tespit etmiş. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sona ve Garik tarafından seslendirilen Balina adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.